Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yeni bir karavan videosuyla beraberiz. Eskişehir'deyiz. Eskişehir Alfa Karavan'a konuk olduk. Alfa Karavan'la alakalı birazdan detaylı bilgileri alacağız. Yaptıkları aracı inceleyeceğiz ve videomuzu sonlandıracağız. Şimdi aracımıza doğru gidiyoruz ve Mehmet Bey'den bilgileri almaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi aracımıza doğru geldik. Mehmet Bey ile beraberiz. Mehmet Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin öncelikle. Teşekkürler, sağ olun. Konuk ettiğiniz için de teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Şimdi araca başlamadan önce bir Alfa Karavan'la alakalı sizden kısa bir bilgi alalım. Ne zamandır hizmet veriyor? Alfa Karavan 3 yılı devirdi sektörde. Evet. İlk yaptığımız araçlar aslında sadece kendi kullanacağımız araçlardı. Evet. Normalde Alfa Karavan adı altında bir şey düşünmüyorduk. Hı hı. Ama baktık ki bir talep var ve araçları bizden istiyorlar. Yaptığımız araçları satmaya başladık. Şimdi de Türkiye'de yapılabilecek en güzel araçları yapmaya çalışıyoruz. Gayret yani, ediyoruz. Evet. Evet, çok güzel. O zaman şöyle yapalım. Bizim bir tarzımız var abi. Hı hı. Önden başlıyoruz. Evet. Dönüyoruz, dışarıda yapılmış bir değişiklik var mı? Sonra arkayla başlıyoruz ve içeriyle bitiriyoruz. Tamam, aracımızı tanıyalım, buyurun. Evet. Şöyle ön taraftan başlayalım. Aracımızın dışında uygulanmış bir değişiklik var mı? Sizin yaptığınız. Şimdi araçlarımızın tamamı bu renge boyanıyor. Ne renk gelirse gelsin. Tamam. Tamponlar ve şeyler tek renktir. Bu bizim firma rengimizdir. Bu renk dışarıda zaten müşterilerimiz bir araç görüyorsa bizimdir mutlaka. Genelde çünkü tamamını bu renge boyuyoruz. Tamamı bu renk. Evet. Ön tarafına bakacak olursak yukarıda spotlarımız var. Hı hı. Bunlar arazi şartlarına girerse diye. Evet. Artı aydınlatmalar koyduk. Rüzgar, tamam. Cam üstünde bir rüzgarlığı, ön kapıda bir rüzgarlığı var. Evet. Bu şekilde ön tarafına bir uygulama yaptık. Tamam. Şöyle yandan devam edelim o zaman. Evet, burada bir farklı bir işlem var mı? Şimdi burada zaten standart evet. Dışarıdan elektrik almak için burada bir kapağımız var. Evet. Karavan parklarına falan gittiğinizde buradan elektrik alıp sistemle ilişkinizi kesiyorsunuz. Burada bir sıcak soğuk duşumuz var. Duş hem sıcak hem soğuk. Evet. Dış duş. Tamam. Buraya veriyorsunuz. Arkaya geçtiğimizde bir motor taşıma aparatımız var arkada. Şimdi bazı müşterilerimiz yanında motorlarını da götürmek istiyor. Evet. Bu hareketlidir. İstediğiniz gibi motorun ölçüsüne göre çekiyorsunuz, motorunuzu ayarlayıp bağlıyorsunuz. İleri geri hareket ediyor. Hareket çok ediyor. Fakat tamam. Ayakları stepneyi kapattığı için mecburen stepneyi de arka tarafa alıyoruz. Evet. Stepnemiz de burada. Arka kapının üstüne alıyorsunuz. Bunun yanında üstte 1,5 metreye 1,5 metre bir ilave bagajımız var. Bu bagajda merdivenden çıkıp istediğiniz zaman... Ben şöyle göstereyim. Tabii ki. Size anlatırken. Uzun vadeli bir gittiğinizde yolculuğa çıktığınızda malzemeniz çok olursa yukarıyı dolduruyorsunuz. Evet. Orada size ek bir şey sağlıyor, alan sağlıyor. Tamam. Genelde karavanlarda işte nasıl sığacağız, bagaj hacmi azdır falan derler. Bunda böyle bir risk yok. Evet. Tamam, o zaman şöyle devam edelim. Burada var mı? Yan tarafa geçelim. Burada bir su dolu ağzımız var. Herhangi bir benzinliklerde ya da bir yere gittiğiniz zaman suyunuzu buradan dolduruyorsunuz. Tamam. Aracımızda 300 litre temiz su tankı var bu arada. 300 litre. Evet, 300 litre de gayet yeterlidir. Burada da bir aparatımız var. Bu aparat da şu işe yarıyor. İçeride oturduğunuz oturma odasındaki masayı çıkartıp yanınızda ekli masa taşımıyorsunuz. Buraya takıyorsunuz. Aynı masayı burada kullanıyorsunuz. Tentenizi açıyorsunuz. Tente altı lambanız var. Tente altı lambanızı açıyorsunuz. Evet. Burada gününüzü geçiriyorsunuz. Dış ortamda kalmak istiyorsanız. Tamam. Tente ayaksızdır bu arada. Yere herhangi bir kazık çakma, aracın üstünde de yere yoktur. Yok. Açıldığı zaman direkt havada duruyor. Tamam. Bunların rüzgar testleri de yapıldı. Sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Tamam. Şurada bir şey görüyorum. Şu
O da yağmur suyunu camlardan uzaklaştırmak için yapılmış bir uygulama. Tamam. O zaman arkayla başlayalım. Arkayla başlayalım. Aracımızın yatak ve bagajı. Evet. Şimdi bu kapakların arkasındaki yerler bize ait yerler. Su depomuz, bunun arkasında bir kendi koyduğumuz aracın klimasından hariç bir klimamız var. Şurada bir klimamız var. Bakın su pompaları oradadır. Tamam. Su depoları buradadır. 300 litre bir su deposu vardır orada. Evet. Bunun arkasında bir LPG tankımız var. Bu LPG tankıyla da hem ocağımızı kullanıyoruz. Hem de araçta bulunan bir kombi var. Demir döküm kalista kombi. Biz suyu ısıtmayı da kendi ısınmamızı da kışın kalmak istersek kombiyle sağlıyoruz. Evet. Araçta petek var. Bu arada bir şey atladık biz. Bu araç satılık. Bu araç satılık. Yeni bitti. Evet. Kaç model ve kaç binde bu araç? Araç 2014 model. Yeni evet. Kasa. Yani 2014'ün sonunda çıktı zaten bu kasalar. Yeni kasa bir araç. Onu da bilgilendirmesini yapalım. Şuradan devam edelim. Şimdi burada televizyonumuz var. Biraz sonra görürüz yatak tamam. bölümüne geldiğimiz zaman. Televizyonun müdahalesi ve stopların müdahalesi için buraya artı bir kapak koyduk. Okey. Tamam. Bagajda aynı zamanda isteyenler için bir 220 prizimiz vardır. Aydınlatması orada. Bir tane de çakmaklık var. Artı bir dolap koymak isteyenler için oraya bir çakmaklık monte edildi. Tamam, gayet güzel. Burada da bir gözümüz var. Burası da su deposunun hareket alanı. Okey. Yani bunlar hep bizim bakımlarda kullanacağımız Evet. alanlar. Bu 300 litre su depomuz. Vardı da işlemlerimiz var. Evet. Kapılara kendi reklamlarımızı yaptık. Bunlar gözlem camlarımız. Gece yatarken bir tıkırtı çıkırtı gelirse lambası da vardır. Lambayı açıp buradan gözlemini yapabiliyorsunuz. Evet. Bunlar gözlem camları. Şu üsttekiler. Yukarıda da elinizdeki telefonu ya da kumandayı koymak için orada o küçük gözlerimiz var. Tamam. Aracın her yerinden faydalanmak için böyle her karesini kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi karavanda da en önemli şey. Evet, karavanda da en önemli şey. Evet. O zaman şöyle siz içeri geçin. Tabii ki. İçeriden arkayı bir anlatalım. Kapımız otomatik herhalde. Kapımız otomatik. Genelde bütün araçların kapıları otomatiktir bizde. Evet. Şimdi içeriye baktığımızda iki tane hoparlörümüz var. Bunlar öndeki müzik sistemine bağlı. Oturma grubunda biri varken yatan insan müzik dinlemek isterse yüksek sesle içerisini rahatsız etmesin diye burada bir hoparlör uygulamamız var. Burada tamam. bir şöminemiz var. Evet. Şöminemiz görseldir. Ama yani şimdi aydınlık olduğu için çok görünmese de güzel Logo, bir evet. katkı sağlıyor. Karanlıkta evet. hoş olacaktır. Burada dokunma kitap okuma lambamız var. Bunun yanında iki tane telefon şarj etmek için çakmak şeyimiz var. USB evet, girişimiz var. Bir tane de 220 prizimiz var. İhtiyaç olabilir diye. Tamam. Kapakların hepsi bu şekilde piston. Bu arada aracın tamamı tavandan tabanına kadar marin kontradır. Marin kontra. Evet. evet. Her yeri marindir. Şurada da bir gözümüz mevcut. Orada da bir gözümüz mevcut. Malzemeleri koyalım diye. Burada klimamız var. Bu aracın kendi klimasıdır. Tamam, araç yürürken bu klimayı, araçta iki klima var. Durduğu zaman alttaki klimayı kullanıyoruz. Okey. Şurada bir televizyonumuz var. Evet. Televizyon seyretmek isteyenler için yatacakları zaman kapatıyorlar. Evet. İşlem bitiyor. Çok güzel. Çok farklı bir uygulama. Şimdi evet. Standart bütün karavanlarda var. Bir tarafı nerede? Bir tarafı sineklik. Açtığımız zaman da camı açabiliyorsunuz. Siz orijinal karavan camı tercih etmemişsiniz galiba. Evet. Değil biz mi? Bunları kullanıyoruz. Normal. Bunun üzerine işleme evet. yapıyorsunuz. Tamam. Şöyle devam edelim o zaman. Burada bir gözümüz daha var bilindiği gibi. Aynı gözden zaten. Peki şunu sorayım. Yani aracın panel van ya da işte koltuklu araç olması sizin için bir fark teşkil ediyor mu? Etmiyor. Yani panel vansa cam yerlerini tekrar araştırıyoruz. Yani öyle bir tarzınız var mı? Yok. Biz sadece işte camlı. Yok. Yani bizim için önemli olan 15 metreküp burada. Bu araçlardan olması. Zaten biliyorsunuz 3 tane bu araçlardan var. Fiat'ın Ducato'su. Citroen'in jumper'ı, bir de Peugeot'un boxer'ı. Boxer, evet. Bu üçü üzerinde çalışıyoruz. Ve araçlardan biz de, müşterilerimiz de gayet memnun. Okey. Biz sıkıntımız yok. Yatak ölçümüz? Yatak ölçümüz 1.90'a 1.20. 1.90'a 1.20. Evet, camı açtığınız zaman ve yastığı içeri koyduğunuz zaman, televizyonu kapattığınız zaman burada 1.90'ı bulabiliyoruz. Evet.
Bunlar normalde ön taraftaki yatağın parçaları. Oturma grubunu yatak yaptığımız zaman bunları kullanıyoruz. Kullanmadığınız zamanlarda da burada yastık olarak kullanıyorsunuz. Tamam. Okeydir. O zaman ben yavaş yavaş içeriye doğru geliyorum. Evet. İçeriye doğru girmeden önce şuradan bir başlayalım. Burada evet, burada bir petek uygulamamız var. Söylediğim gibi içeride bir kombimiz var. Biraz sonra göreceğiz zaten. Bir tane de üflemeli bir ısıtıcımız var. Evet. Bu da kombiye bağlı çalışır. Siz kışın 19'larda, 20'lerde bile, -19-20'lerde bile kombiyi açıp bir 10 dakika üflemeyi attığınızda içerisi zaten hamam gibi oluyor. Bu arada aracın tamamında 3 santim ses geçirmez, ısı geçirmez ve alev yürüme özelliğini kaybetmiş, alev yürümez bir şey var. Biz önce kauçuk kaplama var. Evet. Ondan sonra bu sizi sabaha kadar rahat rahat ısıtıyor. Evet, gayet hoş. Tamam. En sessiz şekilde gece de bu çalışıyor. Çünkü üfleme geceleri çok ses yapabiliyor. Orada sensörlü bir lambamız var. Araç her yeri kapalıyken, içeri girerken en azından bir ışık olsun. İlk adımımızı aydınlık atalım diye. Orada bir sensörlü evet. lambamız var. Tamam. Bunu kullanıyoruz. Koltuklarımız dönerli koltuk. Sadece koltuk bu döner. Koltuk sadece herhalde. Bu dönüyor çünkü burası yatak oluyor. Evet. Burada 1.80 yatağımız var. Biz yatağı kaybetmemek ve daraltmamak için bu şekilde kullanıyoruz. Burayı açtığımızda 1.80'e 105 yatak oluyor burası. 2 kişilik. Bize en çok gelen sorulardan biri. Şimdi, ben 1.90'ım, işte 1.80'im. Genelde işte... Evet. Onu uzatıyorsunuz. Onu da uzatıyorsunuz. Masayı aşağıya indiriyorsunuz. Biraz önce işte yatak odasında gördüğümüz şeyleri kapattığımız zaman burası 105'e 180 bir yatak oluyor. Ve evet. iki kişi çok rahat kalabiliyor. Evet. Bunun sistemi biraz farklı. Bunun sistemi şöyle. Dışarıda da kullanabilelim diye tabii ki. Evet. Bunu kaldırıp ayağını kapatıyorsunuz. Bu şekilde. Tamam. Bunu aşağı indirirseniz yatak oluyor. Dışarı çıkarsanız dış masa oluyor. Tamam. Gayet güzel. Evet. Oturma grubunda bunun yanında yine iki tane telefon şarjımız var. İki tane prizimiz var. Camımız orada. Bardaklıklarımız var. Bardaklıklarımız. Bu masa dışarı çıktığı zaman da bardaklık lazım olacak diye biz masaya da bardaklık koyuyoruz. Evet. Bu da dışarıda tamam. arkadaşların çok işini görüyor. Dolapları görüyorsunuz. Bunlar... Onların tamam marine kontra dediğimiz. Mıknatıslı değil herhalde. Değil. Pistonlu çünkü pistonları ona göre seçiyoruz. Bir çekme kuvveti zaten vardır. Şöyle bakarsanız. Evet. Yeterince kuvvetlidir. Tamam. Bu şekilde kullanıyoruz. Tavanda kaplamada ne kullandık? Kumaşımızın tamamı, aracıdaki tamam kumaşlar ön tarafta kaplıyoruz bunlarla. Leke tutmayan özel bir kumaş. Leke tutmaz ve silinebilir bir kumaş. Tamam. Peki burada şimdi yemek pişiyor. Evet. Bir koku oluyor. Evet. Haliyle kışın kapı kapalı olacak kapı ya da kapalı aralık oluyor. Olacak ki bu koku içeriye siniyor. Bunun temizliği konusunda, kokuyu giderme konusunda sıkıntı yaşanıyor mu? Şimdi kapıyı kapatsanız bile bir sanrıfunuz var. Dumanı ve kokuya burada atabiliyorsunuz. Ama genelde yemek yapanlar kapılar açıkken çok fazla yemek yapmıyor. Dediğiniz gibi kışa bile denk gelse evet. bir sanrıfı açıp havalandırma yapıyorsunuz. Banyoda ayrı bir havalandırma var ama buradan tabii ne kadar verimli olsun. Evet. Ben şimdi buraya geçeceğiz ama geçmeden şu ön tarafa atlamak tabii istemiyorum. Burada herhangi bir değişiklik yapıyor musunuz? Bir oynama tabii yapıyor musunuz? Konsolda gövde rengi bir boyama var. Evet. Oradaki trimler ve bazı parçalar araç renginde boyandı. Hoparlör kapakları falan. Aynı şekilde arabanın üst tavanı, sadece kokpitin üstü de araç gövde renginde boyandı. Ve işte yeni gözler ilave edildi. İki tane hoparlör takıldı. Evet. Tamam, şimdi şöyle gelelim. Evet. Burası da bizim 12 voltun paneli. Evet. Burada işte suyumuzdur, televizyonumuzdur, içerideki lambalardır. Buradan yapıyoruz. Ama tavan lambalar için orada bir kumandamız var. Uzaktan kumandalı lambaların hangilerini açıp kapatmak istiyorsanız açıp kapatabilir miyiz şu tabii anda? Tabii ki. Buradan bütün ışıklarımızı yakalım. Hem içerisinde aydınlık olsun. 2. Evet, kumandayla. 3. Bir tanesi de banyoya bağlıdır. Banyoyu da buradan açıp kapatıyoruz. Tamam. Bunların hepsi kumandalıdır. Arabanın şöyle açalım. Şu anki akünün, yaşam aküsünün akülerinin, bu arada açta 3 tane panel ve 3 tane akü var. Evet. Yaşam akülerinin değerini gösteriyor. Temiz su tankının durumu ve pis su tankının durumu. Evet. Majoratörlü tuvalet kullanıyoruz ve şurada bir düğme var. Logarın üzerine gelip düğmeye bastığınız zaman alttaki şeyi boşaltıyorsunuz evet. otomatik olarak. Tamam, o zaman şimdi buradan devam edelim. Burada buradan kalmıştık. Devam edersek, şimdi burada bir ikili ocağımız var. Evet.
Bunu özellikle kapıya yakın koyuyoruz ki masa dışarı çıktığında buradaki çaya yakın yetişebilin diye. Kapı bu kadar açılıyor herhalde değil mi? Evet. Zaten tamam. Fazla da açılsa buradan bize bir faydası evet. Olmayacak. Burada bir kilo ocağımız var. Burada suyumuz var. Tamam. Burada bir suyumuz var. 3 tane çekmecemiz. Burayı açtığınız zaman bir mikrodalga fırınımız ve altında bir gözünüz var. Tamam. Bunların altında ne var? Biz oraya bunların altı da boş. Kullanabiliyorsunuz. Baza gibi kullanılıyor. Tabii baza gibi kullanılıyor. Sadece onun altında akülerimiz var. Hı hı. Onun bir yarısı kullanılmıyor akülerden dolayı. Öbür yarısı gene size ait. Bunun tamamı size ait. Anladım. Tamam. Burada da güzel bir orada evet, detay uygulanmış. Evet. Burada filelerimiz var. Filelerimiz, kumandaları falan vesaire tamam. Koymak için bir filelerimiz var. Evet. Mutfak dolabı yine bu şekilde 87 santimdir. Yeterince büyüktür. Tamam. Burada bir iki tane prizimiz var. Aydınlatmamız var. Artı aydınlatmamız. Çok güzel. Evet. Araç klimasının yeri burada. Bastığınız zaman aracın kendi kliması, yani araca ait olan değil bizim koyduğumuz klimayı aktif hale getiriyorsunuz. Evet. Şurayı açtığımız zaman burada bir dediğim gibi demir döküm kalesi bir kombimiz var. Burada kombi uygulaması yapıyoruz. Altı bulaşık makinesi. Evet. Onun altında da bu üflemeli ısıtıcımız var. Evet. O, ona bir bakabilir miyim? İçine mi? Evet. Evet abi. Tamamdır. Biz böyle incik bincik düğmesine kadar inceliyoruz. Bizim videolarımızın farkı o. Ne güzel. Öyle hiçbir şey atlamıyoruz ki insanlar görsün, evet, görsün, bilgilensin. Evet. Yani sizi neden tercih etmek istediklerini de oradan karar versinler. En güzel. Amacımız o. Evet. Banyomuza geçersek. Tamam. Şöyle bir banyomuzda aynı arkası aydınlatma. Bir tane dolap. Bu da dolabı vardır. Evet. 220 prizi. Havalandırması, banyo havalandırması. Majeratörlü tuvaleti. Mesela biz buna majeratörlü tuvaletlerde genelde şey yoktur. Tarih çubuğu yoktur. Biz buna tarih çubuğu da ekliyoruz. Evet. Çeşmelerin, banaların, bağların biri de tarih çubuğu içindir. Zaten öbürü normal su için. Tamam. Altında sauna tarzı bir ağaç yerleştiriyoruz. Banyo yaparken hep ıslakta kalmayın diye. İşte geriye kalan işte havlulardır, şunlar bunlar hepsi araca yerleşmiş vaziyette. Evet. Burası da içerideki ikinci banyomuz. Yalnız şu anda klimanın muazzam faydasını gördük. Evet. Şimdi tekrar yatağı içeriden bir şöyle ben alayım. Şurada bir orada bir merdivenimiz var. Yatağa çıkarken eğer boyumuz yetişmezse diye bizim olmaz yürekler bir atlıyoruz. Evet. Tamam. Ben bir buradan çekeyim. Evet. Televizyon çok güzel olmuş ya. Evet. Güzel düşünmüşsünüz. Evet. Arkası da bu şekilde. Yani ben şöyle söyleyeyim. Bu ahşap ürünüme bayılıyorum zaten. Çok seviyorum. Öyle olmalı. Şimdi. Yani şu anda aracın içindeki koku da şu ahşap kokusu da çok hoşuma gidiyor. Karavanlar şimdi hareketli evlerdir. Evet. Bir araziye girdiğiniz zaman ya ahşapların çok iyi ve kaliteli olması gerekiyor ki karavanınız kolay kolay dağılmasın. Yoksa yumuşak bir ahşap kullandığınız zaman 6 ay sonra zaten işi bitiyor. 6 ay, evet. Aracımız bu arada 3+1 ruhsatlıdır. Ve 4 kişilik kemerleri falan takılıdır. Evet, şöyle. Evet, kemerler takılıdır. Aynı şekilde. Aynı şekilde karşıda burada. Da var bir tane. Evet. 220 panomuz burada. Hmm. İnvertörümüz ve sigortaları burada hareket ettiriyoruz. Bu arada bir kartla da aracın ön aküsüyle arka aküsünü birbirine bağlıyoruz. Yani aslında aracın motoru, arka tarafın jeneratörü. Evet. Panellerimiz yetişmedi ya da dışarıdan 220 bulamadık. Akülerimiz bitti ki olabilir daha da bayırda. Tabii yaşanabilir. Aracın yakacağı maksimum 2 litre, 1 saatte 1 saat çalıştırdığınız zaman size zaten sabaha kadar yetecek elektriği araç kendisi sağlıyor. Evet. Onun için birbirine birleştiriyoruz. Burada bir televizyonumuz var. Orada bir televizyonumuz var. Bir tane de araçta zaten arkada var. İki tane televizyon var. Evet. Peki olarak da peki bir tane, bir tane çünkü arkada var. Klima var. İkinci hekiyi koyamıyoruz oraya. Evet. Şöyle açayım. Pardon. Evet. Klimadan dolayı ikinci hekiyi koyamıyoruz. Evet. O zaman şöyle biraz oturalım. Tabii ki. Böyle. Sohbetimizi artık maliyet ve sonuçla bitirelim. Maliyet. Şimdi evet. Buyurun.
bizim için can alıcı nokta bura. Maliyet. Herkesin merak ettiği maliyet. Evet, evet. Yani çünkü piyasada çok fiyat dönüyor. Çok araba var. Çok var. Kalite çok, bu işler. Rakam da çok yani. Evet. 1 milyona da araç var. 100 liraya da araç var. Tabii sizin istediğinizle evet. alakalı. Tabii biz şimdi şöyle söyleyeyim. 120 binden 450 bine kadar çektik. Şimdi sıra sizde yani. Biz biraz sizin... daha ortadayız. Evet. Maliyetimiz ne oldu bu araca? Araç hariç diye. Araç hariç. Bu araç 220 bin lira maliyet yedi. Evet. Bizim maliyetimizin yüksek olma sebepleri de işte bu ağaç. Yani bir yere alışverişe gittiğiniz zaman görüyorsunuz. 1000 liraya da masa var. 10 bin liraya da masa var. Bu marin zaten pahalı bir ağaç. Ve işlemesi zor. Yani bunların tamamını şeyde atölyemizde kendimiz yapıyoruz. Evet. Bunlar bize hep artı maliyet olarak dönüyor. İşte ne bileyim izocam yerine kauçuk kullanıyoruz. Evet. Çünkü alev yürümez özelliği var ilk başta. Ve sese karşı da bir izolasyon sağlıyor ısının yanında. Yani herhangi bir şey klimayı bile çalıştırmasanız 10 dakika bir dışarıda bekleyin. Araba içine girdiğinizde aradaki farkı zaten araca biner binmez anlıyorsunuz. Evet. Ve %100 bakır kablo. İşte arabada yüzlerce metre kablo var şu anda. Bir şekilde arkalardan giden. Yanmaz kablo mu? Yanmaz. %100 bakır evet. olduğu için. İşte bu üçü maliyeti çok fazla artırıyor. Evet. Bu sebeple de işte yani sadece arabanın boyası deyip geçmeyin. Yani bir boya 10 bin liraya mal oluyor. İyi bir boya attırmak istediğiniz zaman ve biz bütün araçlarımızı boyuyoruz. Tek renk, kurumsal bir renk çıksın diye. Onun için maliyetlerimiz biraz yüksek. Dediğim gibi bu arabada 220'ye yakın bir rakam para harcandı. 215'i geçti yani. Evet. Peki aracın içine uyguladığınız sistem hep aynı mı? Tarz aynı. Olarak yoksa? Tarz olarak aynı. Bu. Bu. Yani onun dışında... Ya boşu var, dolusu var. Mesela bundan sonra başlayacağımız araçta çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın yok. Hı. Onun müşterimiz yerine... isterse artı olarak yerleri var. Evet. İsterse koyacağız. Evet. Bu araçta tam dolu bir araç yapmak istedik. Karabiberli ne kadar koyduk. Elimizden evet. ne kadar geldiyse her tarafı değerlendirmeye çalıştık. Aynen öyle. Şimdi karavan yaptığımız karavanlarda da yaşıyoruz. Yaşıyoruz derken daimi olarak değil ama mutlaka 2-3 gün testlere çıkıyor, denemelere çıkılıyor. Bu aracı en verimli nasıl kullanabiliriz? Ne nerede durursa daha güzel olur. Bunlara bakıyoruz. Evet. Mesela şuradaki 1.80'lik yatağın bile bize çok fazla faydası var. Belki yataktan 10 santim, banyodan 10 santim şey yapıyor ama... Banyonun ölçüleri kaçtı bu arada? 92'ye 80. 92'ye 80. Banyonun ölçüleri 92'ye 80. Bir duş için ya da bir lavabo ihtiyacı için yeterli geliyor. Evet. Şimdi videonun başında bahsettik. Evet. Bu araç satılık. Satılık. Şimdi biz bu araca ne kadar istiyoruz? 360 bin liraya bu aracı vereceğiz. Videonun açıklama bölümüne sizin iletişim bilgilerinizi, Instagram olur. Hesabınızı da yazacağım. Akıllarına takılan bir şey olursa tabii ki. Size sorsunlar, bilgi alsınlar. Hı. Yorumlar kısmına da yazabilirler. Ben bildiğim kadarıyla, bilmediğim Hı. kadarıyla da sizden destek alarak olur. Yorumlarda cevaplamaları yaparız. Ya, Instagram'a ulaşabilirler. Facebook'tan sayfamız var. Sayfamızdan ulaşabilirler. Evet. Ve internet sitemiz var. alfakaravan.com. Oradan ulaşabilirler. Çok güzel. Her yerden ulaşabilirler bize. Tamam o zaman. Evet arkadaşlar. Aracın satış fiyatını duydunuz. 360 bin lira bir fiyatı var. Düşünüyorsanız Alfa Karavan'dan bilgi alabilirsiniz. Bir de canlı gelip görmenizi de isterim açıkçası. İletişim bilgilerini de dediğim gibi paylaşacağım zaten. Mehmet Bey de bahsetti kendi iletişim bilgileriyle alakalı. İzleyicilerinizin hepsini de Eskişehir'e bekleriz. Aynen. Bir buyurun gelin konuk olun. Sinekler de bu arada bizi yiyecek evet. abi. Maalesef. Yemeden biz buradan ufak ufak gidelim. Maalesef. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. En önemlisi videoları beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Yorum da yazalım. Yorumlarınız önemli. Bizim için fikir oluyor. Bilmediğimiz şeyler oluyor. Danışmamız, sormamız gereken şeyler oluyor. En azından onları da paylaşmış oluruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun.